Kanal 68 Televizyon Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ihlara Vadisi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Ali Hasan Dağı'ndan püsküren lavlarla oluşan dünyanın ikinci büyük vadisi ve Melendiz Çayı'yla hayat bulan Ihlara Vadisi'nin 14 kilometrelik kısmının 3,5 kilometresini yürüyerek gezen Bakan Ersoy, vadi içerisinde bulunan kiliselerde de incelemelerde bulundu. Aksaray Valisi Hani Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte vadiyi gezen Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 394 basamaklı merdiveni inerek vadi içinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, alan başkanlığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet, devam et. Bilgilerimi aşağıda mı? Önce burayı gideceğiz. Ben anlatacağım burada. Sadece bu şey. 3 dakika. Efendim, bilgilerimi. Bakanım, hoş geldiniz. Bu kilise Ağaç Halkı Kilisesi. Esas ismi Aziz Daniyar Kilisesi, Haçvali bir planlı bir kilise. Hocam, geç kalır mısın? Daha önce bu kilise ikinci kattaydı ama tektonik daha sonraki göçmeler sonunda, kaya düşmeler sonunda tek kat durumuna düştü. Efendim, bölgeye gelen turların tamamı bölgemize, Kabadokya genelinde gelen turlar. Alan başkanlığı görevi başladı. Hem onların ihtiyaçlarını yerinde tespit, hem bölgenin ihtiyaçları yerinde tespit edebilmek için bu geziyi yaptık. Alan başkanlığı hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçların karşılanması artı yeni personelin tamamlanması, konuşlanacağı yerin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde toplantıların başlayarak ki başladı, dosyalara biriken başvuru dosyalarını eritmeye başladı. Bunlar hızlı bir şekilde eritmeye de başlayacak. Biz de bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız. Alan Başkanlığı ile ilgili özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. Alan Başkanlığı ile birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Kesinlikle doğru değil. Alan Başkanlığı sistemi iki tane özelliği var. Bir, hızlı çözüm getirmek. İki, koruma statüsünü arttırmak. Yani bizde alan başkanlığı birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı. Sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devrildi. Bu da tabii çok hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip kurullardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde buranın kurallarına koruyarak, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önün açılması açısından yapılmış bir şeydi. Amaç burada koruma dengesini daha da arttırarak buranın turizme daha etkin bir şekilde kazandırılmasını sağlamak. Özellikle yine belirtmek isterim ki alan başkanlığı biz eskiden olmayan bir yetki daha verdik. Biliyorsunuz bazen belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlar. Alan başkanlığı yıkım yetkisi de verildi. Bundan sonra belediyeler bizim kurullarımızın veya alan başkanlığımızın yıkımla ilgili talimatlarını geciktirmek, gereğini yerine getirmekte geciktikleri zaman alan başkanlığı bu görevi yerine getirebilecek kapasitesi, ekibi, her bir türlü olanağı da var, kaynağı da var. O yüzden amacımız burayı etkin bir şekilde korumak ve burayı turizmin zaten gözde bir noktası, turizmden daha fazla pay alabileceği hale getirmek. Valla teleferikle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili bir projelendirme böyle bantlardan da bize geldi. Bakacağız. Özel sektörden yapmak isteyenler de var. Biz maliyetlerine bakacağız. En iyi çözümü değerlendireceğiz.
belki özel sektör yap işletmeleri şeklinde de verilebilir. Veya bizim bakanlığımız tarafından da yapılabilir. Yani çok imkansız bir yatırım tutarı değil. Bizim bakanlık olarak da rahatlıkla yapabileceğimiz bir yatırım. Ama özel sektörden de talepçisi varsa, önerileri de mantıklıysa ona da onay verebiliriz. Ya bu yıl içinde değerlendirmesini tamamlarız. Yani Ocak sonuna kadar değerlendirmesini tamamlarız. Ondan sonra kararı uygularız. Girme, girme, girme. Abi. Hadi bakalım. Buyurun arkadaş. Fotoğraf çekelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Şüphesiz ki öğretmenlik vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetiştirilmesinde en önemli etkendir. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ayhan Erel yapmış olduğu açıklamada, bir ülkenin ekonomik, bilimsel ve sanatsal gelişmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkabilmesinin yolu eğitimden geçmektedir dedi. Şüphesiz ki öğretmenlik vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetiştirilmesinde en önemli meslektir. Bu yüzden dünyanın en güzel, en kutsal mesleği öğretmenliktir denilmiştir. Öğretmenlik emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Bilgi ve iletişim çağını yaşadığımız günümüzde ve daha büyük bir hızla yaşayacağımız gelecekte, bilgisiz, bilinçsiz, ufuksuz ve idealsiz insanların yerinin olamayacağı bir gerçektir. Öğretmen, karanlığa ve geriliğe karşı aydınlığın meşalesidir. Bu doğrultuda Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin geleceğini emanet ettiğimiz yeni nesillerimizi, aklın ve bilimin rehberliğinde hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek bilgili, donanımlı, dinamik, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek bizim için hayati önem taşımaktadır. Tüm öğretmenler kadrolu olmalı, atanamayan öğretmenlerin atanması gerçekleştirilmelidir. Gelecek nesillerin yetiştirilmesini sağlayan öğretmenlerimizin sosyal ve ekonomik hakları, gelişmiş ülkelerdeki meslektaşları düzeyine çıkartılmalı ve onlara daha güzel yaşam şartları sunulmalıdır. Her 24 Kasım günü verilen sözler tutulmalıdır. Öğretmenin itibarının kaybedilmesi aynı zamanda toplumun geleceğinin de kaybedilmesi anlamına gelir. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit edilen ve ebediyete uğurladığımız tüm öğretmenlerimizi ve yetişmemizde emeği geçen, eğitim meşalesinin sürekli yanmasını sağlayan fedakar eğitimcilere rahmetle minnetle anıyorum. Görevi başında bulunan meslektaşlarıma sağlıklı, mutlu bir iş hayatı ve uzun ömürler diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberimdeki öğretmenlerden oluşan heyet, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberindeki öğretmenlerden oluşan heyet, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, eğitime verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkürlerini iletti. Kendisini ziyaret eden öğretmenlere, kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz diyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocukların yetişmesinde önemli rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok şey borçluyuz dedi. Öğretmenliğin tarihin her döneminde kutsal bir meslek olduğunu söyleyen Dinçer, Türk toplumunda da öğretmenlik mesleğinin önemli bir yeri olduğuna değindi.
Cumhuriyet Halk Partisi il yönetiminden İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. O ziyarette Aksaray'daki eğitim durumu da konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray İl Yönetiminden Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı ve eğitim sendikaları ziyaret edilerek ülkenin ve şehrin eğitim durumu ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Şahıslarında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan CHP İl Yönetimi, Öğretmenler Günü anısına Orman Müdürlüğü'ne fidan bağışı yaptı ve fidan sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a ve sendika başkanlarına sundu. 3. Uluslararası Ekmek Festivali Ankara'da başladı. Aksaray'da Somuncu Baba ekmeğiyle katılım gösterdi. Ankara Çankaya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçileri bekleyen festivale ilk gün yoğun ilgi oldu. Festivale Aksaray Somuncu Baba ekmeğiyle katıldı. Vali Sayın Ali Mantı Somuncu Baba ekmeğinin tanıtıldığı Aksaray standını ziyaret etti. Türkiye'nin önde gelen ekmek üreticilerinin yer aldığı festivale Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, Kosova, Kore gibi 17 farklı ülkenin ekmek ve unlu mamullerinin sergilendiği standlar kuruldu. Her ülkenin kendi ekmek kültürlerini tanıtacağı festival saat 10 ve 20 arasında ziyarete açık olacak. İçerik olarak dünyada bir ilk olan festivalde buğday ve ekmeğin 10 bin yıllık hikayesi çok farklı anlatımlarla işlenecek. Konuyla ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Aksaray'ın Somuncu Baba ekmeği ile festivale 3. kez katıldığını belirtti. Aksaray'ın manevi mihmandarı Somuncu Baba'nın temsili olarak festivale katılan protokol ve misafirlere ekmek dağıtacağını belirten Doğan, Aksaray Valiliği adına oluşturulan standta Somuncu Baba ekmeği ve Aksaray'la ilgili tanıtım materyallerinin dağıtılacağını ifade etti. Aksaray Amatör Küme B grubunda lider Eskil Belediyespor, Bağlıkaya Spor'la karşı karşıya geldi. Maçı Eskil Belediyespor 3-0 önde kapattı. Aksaray Amatör Küme B grubunda lider Eskil Belediyespor, Bağlıkaya Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikasını Zeki ve Eray'ın attığı iki golle Eskil Belediyespor 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda Bağlıkaya Sporlu oyuncuların mazeretlerinden dolayı mücadele maçın hakemi tarafından tatil edildi. Erkan. Beytullah. İçeriye doğru o noktada Zeki. Zeki vurdu ve top ağlarda gol. Eskil Belediyespor 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Gerçekten güzel bir organizasyondu. Mücadelenin 16. dakikasında Eskil Belediyespor 1-0 öne geçiyor. Zeki'nin atmış olduğu golle sevgili seyirciler. Top çeviriyor bu dakikada Bağlıkaya Sporlu oyuncular. Kalkan bayrak var. Offside. Atışın yerinden kullanılmasını istedi maçın orta hakemi. Hüseyin arkadaşını kaçırdı. O noktada Bayram'ı. Şimdi içeri yapılan orta. Şut ve gol Eray. Evet, Eskil'in en golcü isimlerinden bir tanesi Eray şimdi. Tribünlere kadar geldi ve golü böyle kutluyorlar. Şimdi Beytullah da Eray'ı tebrik ediyor. Durum 2-0'a geliyor sevgili seyirciler. Beytullah. İçeriye orta. Kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Üçüncü gol geliyor mu? Direkten dönen top. O noktada vuruşu gerçekleştiren Zeki'ydi. Atak bu arada devam ediyor. Bağlıkaya oyuncular topu şimdi uzaklaştırmayı başarıyorlar. Zeki ile üçüncü gole çok yaklaştı Eskil Belediyespor sevgili seyirciler bu dakikada. Hadi.
Bağlıkaya adına bir şans anıydı. Top direkten döndü. Şimdi baskısını daha da artırmaya çalışacak Eskili oyuncular. Kaleyi, kaleciyle bir kez daha karşı karşıya kalabilir dediğim anda 3. golde geliyor sevgili seyirciler. Evet. Eray'ın attığı golle durum 3-0'a geliyor. Eray'ın 2, Eskil Belediyespor'un 3. golü. İçeriye yapılan orta bir kafa ama kaleci Cafer için zor bir top olmuyor. O kafa vuruşunu Halil gerçekleştirmişti ve böylelikle mücadelenin ilk 45 dakikası Eskil Belediyespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor sevgili seyirciler. Goller Zeki ve sevgili seyirciler Eray'dan geldi. Eray'ın 2 golü, Zeki'nin 1 golüyle Eskil Belediyespor mücadelenin ilk 45 dakikasını 3-0'la önde kapatmayı başarıyor. Evet, 11'e 7 başlıyor ikinci yarı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım nasıl bir ikinci yarı bizi bekliyor olacak sevgili seyirciler. Beytullah. Kendi aralarında paslaşıyorlar şimdi. Bayram, Eray. Hüseyin Emir'le oynadı. Yerde kalan Halil var. Halil topsuz alanda bir sakatlık yaşıyor. Maçın orta hakemi de sağlık görevlisini oyun alanına davet etti Halil'in tedavisi için. Eğer Halil de oyunu terk ederse mücadelenin böyle oynanabilme şansı yok. Futbol oyun kurallarına göre mücadelenin bundan sonraki dakikası devam edemez diyor şartnamede. Oyun alanında şu anda eğer Halil de çıkarsa 6 kişi kalacak Bağlıkaya. Bakalım nasıl olacak? Halil devam edecek mi edemeyecek mi? Her şey Halil'e bağlı şu anda. Ama Halil'e bakıyorum. Yedek kulübesine doğru gidiyor. Oyun durdu tabii. Hakem de teknik heyetle görüşüyor. Ve mücadele devam edemiyor sevgili seyirciler. Futbol oyun kurallarına göre 6 kişiyle bir takımın mücadele etmesi mümkün değil. Dolayısıyla mücadelenin orta hakemi de maçın bu kadar olduğunu söylüyor. Maç öncesinde zaten Bağlıkaya Spor'da sıkıntılar vardı sevgili seyirciler. İlk 11'e iki ismin gelmeyeceği söylenmişti. Mücadeleye 9 kişi çıkacaklarından bahsedilmişti Bağlıkaya'lı yetkililerle görüştüğümüzde. Maçın oynanmasına birkaç dakika kala o iki isim bir şekilde ulaştı maça ve 11'e 11 mücadele başladı. Mücadelenin İkinci yarısının başında bizim de dikkatimizden kaçmadı sevgili seyirciler. Az sayıda Bağlıkaya'lı oyuncu olunca defalarca saydık sahada Bağlıkaya'lı oyuncular kaç kişi diye. 7 kişilerdi. Mücadelenin ikinci yarısı futbol oyun kurallarına göre 7 kişiyle başlayabiliyor ve devam edebiliyor. Halil ikinci yarının düdüğünün çalmasıyla beraber kendisini yere bıraktı. Yaşadığı bir sakatlık gerekçesiyle. Dolayısıyla yapılan tedavi sürecinin ardından Halil'in de oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Bağlıkaya Spor 6 kişi kaldı. Böylelikle biz de maçın ikinci yarısını sonlandırmak durumundayız. Bu da bizim yayın anılarımız arasına yaptığımız en az süreli yayın olarak da bizim kendi anılarımız arasında yer alacak sevgili seyirciler. Özetleyecek olursak İlk yarıda bulduğu gollerle Eskil Belediyespor
Balıkaya Sporu 3-0'la geçmeyi başarıyor. Maç sevgili seyirciler eğer hiç başlayamamış olsaydı yine 3 puanı olan takım Eskil Belediyespor olacaktı ama hükmen bir galibiyet söz konusu olacaktı. En azından mücadelenin ilk yarısı oynanmış oldu. Zeki'nin ve Eray'ın atmış olduğu golle maçın ilk yarısındaki goller aynı zamanda maçın skorunu da tayin etmiş oluyor sevgili seyirciler. Evet bir kez daha ekranlarını yeni açanlar için söyleyelim sevgili seyirciler. Futbol oyun kurallarına göre sahada en az 7 kişi mücadele etmeniz gerekiyor. Balıkaya bu 7 rakamını bulamayınca mücadelenin ikinci yarısı da oynanmamış oldu. Şimdi kısa bir reklam arası ardından veda edeceğiz. Prefabrik yapı sektörünün öncüsü Steelhouse'la hayalinizdeki eve hemen kavuşun. Haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.